Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mevzumuz ilginç yani. Dördünü bir arada getirip, dördünü birbirlerine kıyas edip, ihatalı ve kavrayıcı bir, bu şekilde bir ders zor olur. Nedir o? İspiritizma, manyetizma, kahinlik, sihir, büyü. Neyin nesidir bu? Siz de serbestsiniz. Bu mikrofona şey yapmayın. Kamera sizin elinizde. İstediğinizi kesersiniz. Kesiyorsunuz zaten. Önemli olan biz bunu kendimizi onu muhatap etmek. Nerede hata yapıyorum? Nerede düzeltmem gerektiğini tespit edip adım atmamız gerekiyor bu meselede. Ben araştırdığım için bu asır manyetizmaya muhatap edilip ispiritizmaya düçar oluyor. Kahinlik merakını uyandırarak sihir büyüyle bloku oluyor. Sihir ve büyü deyince üfürükçüler, hocalar, cin, şeytan gibi şeyler hatıra geliyor. Oysa bunlar hepsi aracıdır, netice değil bu. Cin, şeytan bile vasıtadır. Şeytandan daha büyük şeytanlık yapan şeytanı göstereceğim size. Şeytana pabuç çıkarttıran, peki ne karımız var bu derste? İyi değilim, kötüyüm, uyuyamıyor, karabasan basıyor, canım sıkıldı, niçin her şey ters gidiyor? Ters niye görüyor? Ters giden hiçbir şey yok. Niçin nefes alamıyorum? Yani ne ihtiyacın varsa bu konuda cevabını bulacaksın. Eğer yetiştirebilirse, bunu bir günde bitmez. Bunu zaten 3 ders yaptım şimdiye kadar. Herhalde 2 ders de gerekiyor. Ama korkunç bir mesele. İlk önce ben tarifini yapayım. İspiritizma ne? Ölülerin ruhlarıyla bazı şartlar altında haberleşmenin mümkün bulunduğuna inanan görüştür. Ölülerle görüşme böyle bir mümkündür diye böyle bir görüş var. Ve maksatla yapılan tecrübeler var. Bu maksatla yapılan tecrübeler var. Bizde bunun adı keşfel kuburdur. Kabirdekileri keşfetmek. Onların halini görmek. Kabiri. Evliyalık makamlarından bir şeydir. Ama bu haber, görüyorsun ama sen onu görüyorsun. Keşfel kubur. Onunla konuşamıyorsun. Onun halini kısmen görüyorsun, o seni görmüyor. Yani bir şey söyleyip de o cevap vermiyor. Ama bu ispiritizma ölülerle şey yaptığını, konuştuğunu, haber alıp verdiğini söylüyor. Ne var ne yok ya, iyiyim ya, orada ne var ne yok, yani ahiret var mıymış? Yok canım öyle bir şey yok, uyduruyorlar. O zaman nereden konuşuyorsun? Peki abi, böyle bir şeye inanmamanın insana ne gibi getirisi veya götürüsü olur? Mesela bunu okuyacağız. Mesela. Yani
İnanmama değil de bu neyin nesidir? Bu Avrupa'da patlamış bu ispiritizma. Müslüman dünyasının şeyi değil bu. İslam dünyasının şeyi değil. Ya bak bunu söyleyince bu soruyu sormazdım. Yani ispiritizma İslam'la alakası yok. Bu soruyu böyle cevap verirsem anlarsın. İslam dünyasının ürettiği bir mesele değil bu ispiritizma. İslam'la alakası yok. Ama böyle bir şey de var, realite var. O zaman ortada oynayan kim? Tamam, haber geliyor. Haber geliyor da nereden geliyor? İşte eski zamanda bunlara kahin deniliyormuş. İslam'dan önceki durumda mesela geliyordun, parayı veriyordun. Benim babam şimdi ne yapıyor? Annem ne yapıyor? 100 sene önce öldü. Kahine bir geliyordun, hurma veriyordun, bez veriyordun, basma. O da görüşüyordu. Yanına oturuyordu, ağzı burnu yamuluydu. Kahin yani. Geçmiş gibi, doğru mu? Doğru yani, yamuluyordu. Sen söylüyordun, bu ona söylüyordu, senin yanında. O da yamularak bir şeyler ona söylenilmiş gibi oluyor. Sana söylüyor. Kâin doğru mu? Kâin yalan mı söylüyor? Hayır, doğru söylüyor. Ama ona cevap veren kim? Cinler. Tamam. Peki cinler nasıl biliyor? Cinlerin ömrü 700 sene, 1200, 1400 sene ömürleri var. Bizim bildiğimiz ömür cinsinden değil, o kadar sene yaşıyorlar ama atomik bir cesetleri olmadığından dolayı üstünlük zannediyorsun değil mi? 700 sene Murat, 1000 sene, vay be ne bahtiyar. Senin şu kahvaltıyı yaptığın, harcadığın zamanı onlar bu yapabilmesi için 10 sene geçmesi lazım. Buna varması için. Senin bu kahvaltının evine 1 milyon sene yaşasa böyle bir nimete vasıl olamaz. Çay içecek, limonlu çay, kahvaltı yapacak, öyle bir şeyleri yok. Niçin? İstersen 1 milyon sene yaşasın. Atomik cesetleri olmadıklarından dolayı hayatları çok basittir. Çok adidir, yani sıradandır, basittir. Cinlerin en çok korktukları şey insandır. Sen ondan korkarsan, korktukların, senden korkanlardan korkuyorsun oluyor. O zaman onlar hakikaten bizden mi korkuyor? Şimdi düşün, senden korkan birisi var. Dev birisi ama yürek yok. Cüssesi 5 metre, kalıbı kereste ya. Ama yürek yok. Senden korkuyor, çok iyi. Sen ondan korksan, biliyorsun yüreği yok. Ama üzerime devrilse yeter. Devrilebilmesi için yürek lazım. Amerika şu anda dünyada dev ama Türkiye'den çekiniyor. Yürek yok. Demek ki güçlü olmak ve şartların olmasından değil. Demek ki senden korkanlardan korkma. Niye? Onların atomik bir cesetleri yoktur. Atomsal bir cesetleri yok. Yok, peki sana üstünlük kazandırıyor beden. Niçin? Dört tane şey bak. Allah'a en iyi gösteren nur mudur? Hava mıdır? Su mudur? Toprak mıdır? Topraktır. Topraktır. Çünkü en kesiftir, en camidir. Allah'ın en çok esmasını toprakta gözükür. Topraktan yapılan insan en fazla esmaya mazhar olduğundan Allah'a en yakındır. Anladın mı? Şimdi melaikeler nurda yaratılmış. Toprağa göre basittir. Şeytan ateşten yaratılmış. İnsana göre basittir. Cinler dumanda yaratılmıştır. İnsana göre hiç alakası yok. İnan vallahi Allah'a yemin ederim ki
benim bildiğim ve hissettiğimi bilseniz veya bildiğimi bildip hissedip böyle bu Bremenhafen ağzına kadar incenci dolu olsa bir Bismillahirrahmanirrahim ile neler olduklarını bilsen var ya, zerre kadar endişen olmaz. Umrunda değil. Peki insanlardaki onlara karşı bu korkunun kaynağı ne abi? Kaynağı, en berbat kaynağı, örf, adet, anane olarak yanlış bir bilgi aktarımı var. Babaannemiz aktardı. Birisi geçiyordu oradan da, torun orada dinliyor. İşte dede de hakikaten ben diyor taş atıldı da. Böyle babaannelerden, dedelerden aktarılan yanlış bilgi. Evhamlarını, vehimlerini cin zannetmişler. Söylemeler, ocağın başında söylediler, kuzinanın başında söylediler. O zaman gıybet gene vardı, televizyon yokken. Ahmet Mehmet'in kızını, şunu bunun oğlunu gıybet ederlerdi ocakta. Şimdi bütün dünyayı gıybet ediyorlar televizyonla. O zaman bunu aktarıyorlardı. Şimdi televizyonlar, internet, YouTube'lar yapıyor cin şeylerini. Ve çok basit. Ben niye bahsediyorum? Çok basit. Korkma senden korkanlardan. Hayatları enerjiden olduğu için, esirin en basit maddesi olduğu için şu cesede bize imtiyaz sağlıyor şu beden. Ne kadar? 7 tane sarmal kılıf var, vücudu sarmış. Bunu fizikte astral vücut deniliyor. Astral vücut, o bir. Fizik biri biliyor. 6'yı daha bilmiyor. Mesela sayayım, şaşıracaksınız. Risale'de sayacağım ya. Sana giydirilen elbiseyi sayacağım bak. 20. söz. İman libası diyor. Sana giydirilmiş. Ruhuna giydir diyor. İmana libas diyor. Öyle mi değil mi İrfan? Doğrudur. Duygu libası diyor. His libası diyor. Akıl gömleğini giy diyor. Entare yani gömlek. Türkiye'deki bu değil yani. Entare gömlek deniliyor. Anladın mı? Bak gömleklere bak. Sana bunlar giy. Ha bir de fiziksel gömlek var. Astral. Fiziğin bildiği o mu abi? Bildiği o. O kadar acayip ki Allah ya insan için diyor ki sırrımdır. Ben de insanın sırrıyım diyor. Ya Allah senin için böyle diyor ya. Bunlar kimmiş yani? Onlar kovulmuş. Onlar kaldırmış. İşaret icazda geçiyor bunlar. Allah onlar bizden önce onlardı. Kaldırdı Allah. Bizi getirdi. Biraz devam edelim. Eskide kainlik varmış. Temcit pilavı gibi. Hani otobüslerin terminallerde durur ya böyle, lokantalar, orada yenmez de onu anlatıyorum yemek. Yemek kaldı değil mi? Ertesi gün ya yağı ısıtırlar, ya bir tane şey baharatını yeniden bir şey yaparlar, karıştırırlar, yeni bir koku verirler. Yeni bir koku, yeni olmuş gibi yaparlar orada yemekleri, kalan yemekleri. Niye söylüyorsun? Eskide kahinlikti, Avrupa biraz da böyle farklı böyle süslü kelamlarla sarmaladı, ispiritizma dedi. Kain. İşte eski zamanda kainler gibi şimdi de medyumlar suretinde yine bir nevi kainlik Avrupa'da ispiritizmacıların içinde baş göstermiş diye söylüyor Emirdağ'ında bu. Avrupa'da bu. Avrupa menşeilidir. İslam'la alakası yoktur. Evet, ölülerle haberleşme var. Bak var. Bu nedir o? Cinlerdir. Ölüler namı altında. Sen ya böyle duruyorsun. Karşındaki adam yamuluyor falan. Bir şeyler diyor. Peki onun oradan getirdiğinin delili nerede sende? Ya delili nerede? Sen ne biçim insansın ya? Sana böyle söylenen oradan olduğuna delil olmadığın halde vahiy mi geldi? Nereden biliyorsun bu adamı böyle böyle oradan getirdiğini abi?
Peki bunun dinle alakası olmadığına en büyük delil nedir biliyor musun? Dinle alakası olmayanların meşgul olmasıdır. Dindarların işi olmamasıdır. Dinen haram olmasıdır bu iş. Dinen haram bu. Gaybten haber ancak gaybi, la alemin gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başka bilmez ayet. Gayb mı açıldı diyor mealen. Gaybi, Allah'ın gaybi size mi açıldı diyor. 25. sözde var diye. De başlayan ayette. Bir kere Allah haram ettiği bir şeyi sen yapıyorsun. Mesela fal açmak, kitap açtırmak haramdır. Haram da değil. İmanı gider diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Fal baktıran, bakan ve baktıran imanı gider diyor. İmanı tazelemezsen nikah da gitti. Niye? İmanla alakalı ne vardıysa hepsi gitti. İman üzerine kurduğun her şey gitti. O nikah da onların üzerine kurulmuştu. Allahümme inni uridu en ceddide imane ve nikah tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Demin nikahını yediğinde tazelemezsen meşhur gibi bildiğin helal bile olsa hanımına zina etmiş oluyorsun. Bitti ya bakın. Sen şimdi söylüyorsun inanmasa ne olur? Ne zaten inanmaman gerekiyor. Meşgul olmaman gerekiyor. Haram bir şey. Eskirde kainlikmiş, medyumlukmuş. Sonra ispiritizmacılar. Bakın YouTube'da medyum yazarsam bak çıkıyor. Ne kadar meşrulaştırmış. Ondan sonra bak ötlek nesiller türedik. Neler türemiş? Ver ver, pişir pişir ver. Öyle şeyler çıkmış ki din adına. وَلَا تَزُرُ وَازْرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Ne demek? Yani bir kişinin hatası başkasına mal olmaz. Başkası mesul değildir. Bunu veler ki diyor, anne babası da yoksa. Adam çıkmış, kendi günahının psikolojisini tahammül edemeyen insana babasının, dedesinin, dedesinin dedesi yedecek. Annesinin, annesinin, annesinin yedeceğini günahını yüklüyor. Altında çek bakalım ezil. Acayip bir şey ya. Şimdi abi biraz önce astral vücutları bahsederken demek ilgini çekmiş. Bu her birisi insana nasıl bir kazanım veriyor? Harika. Ki? Tabii meselemiz olmadığı için bir sözle şu vücudumuzda Allah şu et gibi gözükürken dünyadaki ultraviyol ışınları, nötron ışınları ve atom altı kuantumun kuartlarının, madem sordun, ve fotondan gelen gözümüzün görmediği kırılıp da atmosfere giden enerjileri Allah vurup içeriye girmesin diye. Yoksa bir dakika bile bu vücut dayanamazmış, sipsiye olurmuş. O gelen ışınlar içeriye girermiş. Onları yansıtmak için hani kristal gibi düşünün. Lamba. Kristal içinde ortada bir ampul yanıyor ama her kristalın durumuna göre farklı renk arz ediyor ya. Gelen ışınlar hep kırıyor. İçeriye almıyor. Enerji kısacası şurada bir boya sürsen, reçel sürsen bir katman olur değil mi? Cesede. Ha. Bu cesede sanki böyle astral enerji Allah sıva yapmış. Tuğlanın üzerine yapılan sıva gibi sıva yapmış. Ve bu astral vücut dedikleri fizikte paralel evrenle alakayı da kesiyormuş. Paralel evren cinler alemidir. Hemen yanı başımızdadır. Dalga boyutumuz farklı olduğundan dolayı ne onlar ne de bizde şeyimiz yoktur. Yeter ki ciddi bir alaka duymasa. Şu anda 88.5, 88.3, 2, 4, 6 FM dalgalar birbirine yakın ya. Niye karışmıyor? Dalga boyları farklıdır. Şu anda havada bütün FM dalgaları yok mu? Uzak, uzun dalgalar var, televizyon dalgaları var, bir sürü şeyler var. Isı dalgası var, ışık var, kuartlar var, nötronlar, uçuşu var yani. Hemen burada. Yani buradan havayı kaldırırsanız burada ne olur? Enerji boyutu olur. Hava enerji boyutunun dışarı vuruşudur. Yani enerjidir. Yani 18 bin alem burada.
Peki niye karışmıyor? FM dalgalarının farklı frekanslar olduğundan dolayı aralarında nihayetsiz uzaklık vardır. Ama nihayetsiz yakın. Peki abi bu... Bunu senin onlardan bedenini de koruyor. Bu hani birincisi mesela dedim fizik bunu fark etmiş. Tamam bu fiziksel. Etmiş. Ama mesela zihin dedin, iman dedin. Ya bunlar nasıl kılıf oluyor? Olursa nasıl oluyor? Hayır, oraya girersek çıkamayız da şimdiki ders o değil. Ama 20. sözde. Bak diyor ki, sözleri verir misin bana bak. Sırf o cümleyi okuyayım. Bambaşka bir şey Risale-i Nur ya. Çünkü bazen insan... Benim sözlerimi verir misin? Benim sözlerim. O da orada. He. Mesela böyle bir imkan var ama insan kullanmadığı büyük için... Büyük de en büyük olan. Onun nimetinden de uzak kalıyor o zaman. Evet. Mesela tabii iman, ki bilmediğim bir şeyi nasıl isteyeyim? Ver abim bana. Ver abim bana. Bak. Kardeşim, nurcu olduğumuz halde mahrum kalıyoruz diyor. Nurcu olduğun halde bunlarla meşgul olmasan gazete gibi okuma diyoruz da. Tahkik et diyor. Okumazsan, bu sen nurcu olduğun halde önündeki kitaptan mahrumsun. Diyor ki, ya iman Ali Bas diyor. Diye mi diyor yani? Yani iman mahluktur ya. İmanın her şeyin ama her şeyin aklına ne varsa Murat'ın herkesin sureti var, kanuniyeti var, mahiyet, hakikati var, mahiyeti var. Mesela yapayım hemen. Sureti insanın 70'ten ziyade esma var. 32. sözde hatırlarsınız. Sureti bu. Erkektir, saçı var falan. Buyum ya. Ne görüyorsanız. Bir de kanuniyeti var. Kanuniyeti benim yazılımım. Bir de insanın hakikati var. Beni meydana getiren esma. Esmaların bütünlüğü. Benle alakası yok. Benim hakikatim o. Bir de o esmayı ortaya çıkan sıfatlar var. Zat-ı sıfat, sıbıt-ı sıfat. Şimdi imanın hakikati Allah'ta mahluk değil. İmanın sureti burada mahluktur. Çünkü İman tezgahta yapılıyor. 7 tane maddeden iman yapılıyor ve mahluk oluyor. Bak mahluk olduğuna 20. sözde İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında söylüyor. Elbise olduğunu, bunu giyilmesi gerektiğini söylüyor. Diyor ki bak. Mahalleme esme. Benim o şey yaptığımız için. Nerede bakayım? İbrahim Aleyhisselam. Atladık mı? Heh. Ha, şunu. Benim kitapta sağda ya. Burayı fotokopi yaptığı için solda gözüküyor. Ya narikünü verdi ve selaman. Süleyman. Niye ben? O sözleri versene ya. Bu kafama şey yaptım. Bak. Üçüncüsü. Burada niye bulamadık? Cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir madde-i maneviye. İman gibi bir madde-i maneviye. Manevi ama madde. İslamiyet gibi bir zırh olduğu misullü dünyevi ateşinin dahi tesirini men edecek bir madde-i maddiye vardır. Çünkü Cenab-ı Hak ismi hakim iktizası ile bu dünya darul hikmet olmak hesabı ile esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyleyse bak iyi dinleyin okumak istediğim yere bak. Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı. Niye öne çıkartıyor gömlek? Ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. İbrahim'i bir meşrep haleti olursa, bu halet de bir libastır. İman libastır. İslamiyet libastır diyor. Duygu bir libastır. His libastır. Akıl bir gömlektir, libastır. Haletler de bir libastır bak.
İbrahim'i bir meşrep haletini verirse değil bedenini, gömleğini bile yakamaz. Bak diyor ki, gömleğini de ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. Bak iyi dinle. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki, ey milleti İbrahim, İbrahim var olunuz. Ne, niçin? Olunmayacak bir şey mi? Diyor olacaksın. Ta maddi ve manevi gömlekleriniz, en büyük düşmanınız olan ateşe, hem burada hem orada bir zırh olsun, ruhunuza imanı giydirip, cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi. Bu dünyada da ateş yakmasını istemiyorsan abi, yani ateşten mahlukat seni yakmasını istiyorsan, İbrahim vali olmak gerekiyormuş demek ki. İbrahim vali olacaksın. Bu anlattığınız mevzunun temelindeki cinler ateşten ya abi. Evet, cinler ateşten. İşte seni yakmasını istiyorsan İbrahim vali olacaksın. Şimdi ateş gömleği de yakmadı. Duman, cin dumandan cinler yaratılmış. Tamam mı? Ateşten şeytan yaratılmış. Ateşe karşı zırh giyin diyor. İman. Yani şeytan, cin, hava vurmuşum yani diyeceksin. Anladın mı? Yani onlar o maddeden yaratılmış. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmamış. Niye yakmamış? Halet sirayet ediyor. Halet sirayet ediyor. Sirayet, inikas, insiba. Peygamberlerde insiba var. Yanındakileri değiştiriyor. Peki İbrahim vali olmak, bunu nasıl anlayacak insan? Ya abi konuyu bak buraya sen soktun, daha ileri sokma. İbrahim meşrep diye, ya bu çok ders var belki, 10 tane var. İbrahim'in ateşi, o ateş nedir? Sureti ateş. Batında ateş ne demek? Bir tanesi söyledik işte. Ha? Ya, burası. Çok acayip. Ama hak ediyor. Ruhunuza imanı giydirip, ruha imanı giydirip. Sözlerimi şaşırmayın. Sözlerimi fotokopi çekip cilt yaptırmışım yani. Öyle kalın nereden çıktı sözlerim. Ha bu işte. Soruyorlar da Murat. Peki, kainlikten giriyorum. Risale-i Nur'dan aldığım şeyler. Ondan sonra metinleri okuyacağım Risale'de. Bak, hep Risale'de geçen metinler bunlar. Hepsi metinler. Ya kitaptan şey yapsan, kitaptan şimdi bunları 14 cilt burada olacaktı. İşte oradan aldım. Üşenmeden yazdım, tembellik yapmadım. Tenkit edeceğini takdir etmen lazım. Lan adam üşenmeden yazdı onları ya. Metnini aynı yazmışım ya. Yani bu metnini lemalar 258'i yazdı. Sözler 338, mektubat vesaire kardeşim. Bak sen üşenmeden bu adam yazdı demen gerekirken lemalar 135 aynı yazdı. Metin. Ya adama bak ya. Var mı Risale'den? Var kardeş. Kastamonu 54 okursan Risale'nin talebesi olmak için üç tane sıfat var. Ya okumak, ya dinlemek, ya yazmak. Yazınca, niye yazıyorsun? Yazını okumak içindir. İşte biz de yazdık. Yazmak değil mi? Peki, kain. Karışık ve tahmini sözlerle gaybden haber verdiği söylenen kimse. Lugat'ı ilk önce söylüyorum. Haberci, falcı. Cinleri semavat, şimdi bitti. Şimdi külliyattan alıyor. Cinleri semavat karakollarından hırsızlık yaparak yarım yamalak ve tahmini haberleri getirdikleri kişiler. Yani semada karakollar var, manevi karakollar var. Ankara diyelim, yani burada Berlin mi başkent? Berlin başkent, burada karakolu var. Şimdi
semada da ana merkez, lef-i mahfuz, karakollar var. Bu karakollarda cinler, o mesin sözde söylüyor. Cinler böyle gidiyor, oraya yaklaşamıyor, bir şeyler duyuyor, kırpıntılar. Ekliyor onu. Bir de cinlerin 700-800 sene yaşadığı için senin dedenin memleketi orada mıydı sen? Evet. Orduya gidiyor. 700 sene önceki bir cin senin dedenin dedesini görmüştür. Dedenin dedesini, dedeni de görmüş, babanı da görmüş. Sana diyor ki, sen böyle bir nesilden geldin. Şöyle bir insandı. Ulan tahmini yürütüyor, bu torun ne yapabilir? Şöyle şöyle olmuştu. Vay be, nereden biliyor? Lan gayet değil ki. O köyde zaten onlar hepsi birbirine bindirilmiş duruyor. Kim nerede ne yapmış orada duruyor zaten. Her şey her yerde duruyor. Şu hareketim burada duracak. Kıyamete kadar. Şu hareketim kıyamete kadar, şu hareketim duracak. İndirilmiş yani. Hiçbir eşya mahluk, hiçbir hareket yok olmuyor ki. Bu hareketim enerji olduğu için enerjiden olan cin bunu görüyor. Bir de şu anlayış var. Biz onları görmüyoruz, o bizi görüyoruz. Hayır. Öyle bir şey yok. Onların şartları tahakkuk etmedikçe seni göremez. Zarar, yani onların elinde zarar verme olsaydı, acaba bir gün insanoğlu yaşayabilir miydi? Çünkü onları Allah kaldırdı, bizi getirdi. İşaretleyeceğiz de söylüyor. Öyle mi? Kan döktükleri için, fitne çıkarttıkları için Allah onları kaldırdı. Bizi çok seviyorlar yani. Yani kafirleri sevmez, Müslümanı sever. Yok, onlar kaldırıldığı için biz geldik. Hoca o sever mi? Ya, evet ki gücü yeter mi? Yetseydi bu dersi yapamazdım, ağzım yamulurdu. Niye deşifre ediyorum adamları? Şeytanın en büyük tuzağı nedir? Deşifre olmamaktır. Adamı deşifre ediyorsun. Ha, evlerimize nasıl musallat olabiliyor? Televizyon, cep telefonlarıyla kanallara girerseniz YouTube'da rastgele. Onun üzerine Illuminati, Subliminal, muhatap olursan onun içine koyuyorlar. Benim çizdiğim karikatür, çizgi film, bende cin varsa veya irtibatım varsa onun içine koyuyorum, koyuyorum. Televizyonu seyreden kim varsa onun gözünden içeriye giriyor. Sihir ve Illuminati. Illuminati Avrupa'dan çıkmış felsefe akının sembole, simgeye dönüştürülmüş bir felsefedir. 1876'da çıkmış. Cinleri semavat karakollarından hırsızlık yaparak yarım yamalak ve tahmini haberleri getirdikleri kişiler, senin dedenin dedesini görmüş. Sen de diyorsun vay be, gayipten haber olmasa, vay be dedemin dedesi. Dedemin dedesini, dedemi de, babamı da biliyor. Anladın mı bak? Buymuş yani haber. Seni inandırmak için bu. Mesela senin düşüncelerini ben şimdi bilmiyorum ama artık düşünceler realitedir, mahluktur. Kafadan dalga verir o. Cinler görür, melekler de görür. Niye? Köpek de görüyor. Korku korkmadığını görüyor. Ve çocuklar görüyor sevip sevmediğini. Yalanın hihihi yapıyorsun, sevmiyorsun çocuk, gelmiyor sana. Biliyor ya, gözüküyor o. Peki senin bildiğin, gördüğün de gafillerin görmediği şeyi söyleyeyim. Adama bakıyorsun felasetinle, ya bunda namaz yok. Gavuranlar mı namaz olup olmadığını, bir şeye bakıp namaz olup olmadığını anlamaz. Çünkü namaz kılmıyor ki. Namazı felaseti yok. Tamam. E şimdi gayipte mi haber verdim? Ya bu adamda namaz gözükmüyor ya. E simada işte gayip değil ki. Bir tanesi vardı yani. Bir tane çok şahit olduğumuz burada da. Ya derdim var şunu yap böyle yap diyorsun. Namazı da kıl. Kılıyorum diyor. Kılmıyorsun kardeşim. Kıl işte. Ya işte azan kalkıyor. Ya kılmıyorsun kardeşim. Sabah namazını kalkmıyorsun. O nuranilik yok. E işte bazen kalkamıyorum. Hani kılıyordun? Ya kızdırıyor bu seni. Lan sahtekar. Niye? Kimi kandırıyorsun? Lan? Kendini niye kandırıyorsun? Beni kandırırsan ne olur? Simanda gözükmüyor işte. Gayip değil ki bu. Gayip mi şimdi yani?
Şimdi Türkiye'ye git namaz kılan kılmayan Almanya şimdi. Türk mü Almanı ayırt etmek fazilet midir? Gözüküyor değil. Türklere git namaz kılıyor mu kılmıyor mu? Bedi değil mi? Alevi mi? Alevi, namaz kılmayan Alevilerden. Sünni namaz kılanlardan. Namaz kılan Sünni. Kılmayan Alevi bak bakalım. Bir milyon defa fark var ya. Anlamıyor musunuz? Evet. İşte değil ki o. Gayipten mi haber verdim? Onu anlatmaya çalışıyorum. Gayip mi bu? Bedi kılan işte. Sen anlamıyorsun diye. Mesela adam kör. Ben görüyorum diye keramet mi gördüm şimdi? Gayip mi açıldı bana? He? Sen anlatsın görmüyorsun. Ben görüyorum. Gayip mi açıldı bana? Yok. O sana da duygum açıldı. Cinleri büyütüyorsunuz ya. Serseriyi ne büyütüyorsun? Müslümana lafım yok tabii. Müslüman, Müslümandır. Ötekisi, zaten şeytan için Allah Kur'an'da diyor ki, ifritlerdendi diyor. İfrit de diyor. Cinlerin imansızıymış. Cinlerin ihbaratlarını alanlar, eski zamanda kainlik, şimdi de medyunluk namının altında. Anladınız mı bak? Suret değiştirmiş. Aynı Avrupa'da, eski de kainlikmiş. Allah Resulü'nden önce, şimdi medyumlukmuş. Medyum diye YouTube'lara girerse medyum. Neymiş? Peygamber İslam'dan önce kainmiş, suret değiştirmiş. Modern olmuş. Medyum. Medyum bilmem ne. Ulan bir de ben kalp basacağım ya. Medyum Hasan. Abi bir seneye kalmaz. Entel oluyorsun ya. He? Bir sene kalmaz Zeytinburnu'na binayı dikerik. Ya Allah'tan korkmayan şey yap. Resulullah ne güzel demiş. O ki utanmıyorsun, her şeyi yap. Utanmak acayip bir şey ya. Neydi sen geçen de söylüyordun? Psikolojinin en temelindeki şey gibi geliyor bana abi, utanç hissi. Utanç hissiyle bir insan her şeyi yaptırabilirsin yani. O insan utandırarak. Gizli bir videonu çekseler özel hayatını. Yayınlayacağız diye utancından dolayı çok şey yapmaz mısın? Yapar. Yapmasan bile intihar edersin abi. İntihar edersin. Kişiden utanmayı kaldırırsanız insanlığını kaldırmış oluruz. Çünkü haya imandandır. Ahlak kavramını devre dışı bırakıyorsunuz. Evet. İnsanı cesedine hapsediyorsun. Hiçbir ruh özelliği kalmıyor. Ruh denen bir şey yok. Bütün ahlak kavramlarının temeli hayattır. Murat'ım anladın mı abi? Eskiden neymiş? Kainlik, şimdi medyumluk. Felsefede ispiritizma. Namı altında bu mesele felsefeden ve ecnebiden geldiği için medyum ve kainlik ehli imana çok zararlı olabilir. Ve çok suistimalata menşe olmakla beraber içinde bir doğru olsa on yalan karışıyor. Emirdağ'dan okuyorum bunları. Hatırladın değil mi abi? Peki senin dedenin dedesini görmüşsün. Şimdi ta ondan sonra gel dedeni, sonra babanı görmüşsen. Şimdi bu kadar görmenin içinde çünkü 700 sene bir tane doğru yok mu? Bir doğruyu söylüyor, 9 tane doğruyu yalanı sana sokuyor. Bak ne diyor? Çok suistimalata menşe olmakla beraber içinde bir doğru olsa 10 yalan karışıyor. Çünkü doğruyu ve yalanı tefrik edecek bir mihenk, bir mikyas olmadığından erva habise ve şeytana yardım eden cinlerin bu vesileyle hem onun ile meşgul olanların kalbine hem de İslamiyet'e zarar vermek ihtimali var. Erva-ı habise size söyleyeyim, televizyonlardan ve internetlerden geliyor. Yani habis insanın ruhu naklediyor elektriğe. Senden dağılıyor. Sonra çıkacaktır o. Mesela nasıl görüyor? Göz şuayı gönderiyor, aynı zamanda şua geliyor oradan.
Onu alıyorsun, celp. Ustad celbi suret diyor. Yani senin suretini ben alıyorum. Nasıl alıyorum? Gönderiyorum işi, gönderdiğim andadır getirmek. Gittiği yerde gelmişsin. Şu an gittiği yerde sen gelmişsin. Onun için celbi suret deniliyor. Oradan çıkartıyorum. Elektrikten bu gelecek zaten. Yani gittiği anda gelmişsin. Yani sureti öyle diyor. Celbi suret diyor. Yani nasıl sureti celbedeceksin? Baktığım anda seni görebilmem için ruhtan şua çıkıyor. Geldi mi sana? Ben nasıl görüyorum seni? Şua benim gözden çıktığı hızda nereye vurmuşsa o hızda bendedir. Karşısı bendedir. Evet, şimdi şey söylüyorum. Video yaptı adam. Video yaptı adam, habis bir adam. Alçak namusu, şerefsiz bir adam. Hayasız, her türlü pislik bir insan veya kadın. Bu bir video yapsa, bu adamın ruhsal haleti sanatına, yaptığı işe sirayet eder. İmam-ı Rabbani de misal vereyim. Bir kitap masa doğru olsa, fakat o kitabı ehli bidâ yazsa, onun bidası o kitap vasıtasıyla sana zulmet sıçrar diyor. Sirayet eder diyor. Onun için bir nur talebesine der sözlerin sonunda konferansta. Her kitabı okutturamazsınız. Her sözü dinlettiremezsiniz. Bak masa doğru bir kitap ama ehli bidâ. Onun bidası sana zulmeti sirayet eder diyor. Demiyor musunuz bazen? Ya çok doğru konuşuyor. İyi konuşuyor da vallahi içim ısınmadı bu adama ya. Nedir biliyor musun o? Onun ruhu ruhunu itiyor. Ehli bidâ olduğu için. Ya sen ehli bidâsın ya benim. Benden rahatsız olan onun zıttıyım demek ki. Ya sen doğrusun ben yanlışım. Ya ben doğruyum sen yanlış. O konuda. O zaman ama düşüncesi yanlış olan bir insan kalksa Risale'yi bastırsa bile onu alsa insan tabii etkileniyor. Niye benim vekilimdir diyor. Niye benim vazifem İslamiyet'te var? Herkese bırakmam. Çünkü niye? Niçin başörtü, mezar taşları, ezanlar çok önemli? Mazi ruhunu, şuurunu, haletini, ümmetçilik ruhunu sembollere, simgelere dönüştürülerek bunun adı tevarüsen nesilden nesile aktarılıyor. Bu sırrı gavurlar anladığı için İslam'daki bu şeyi 1876'da Illuminati felsefesi buna dayanıyor. Felsefe akınıdır. Felsefeyi, düşünceyi şekle dönüştürmüşler. Buna fiili örnek vereyim. Cumhuriyet döneminde yapılan camilere gidin. Osmanlı'da yapılan camilere gidin. Başka? Hiçbir sebep yokken gittiğiniz bazı evlerde sıkılırsınız. Bazı evlerde sebep yokken rahatlarsınız. Başka? Bazı insanlara bakarsınız rahatlarsınız, bazısı sizi sıkar. Bu ruhlar arasındaki ilişkinin sebebiyetidir. Anlıyor musunuz? Ervan habise demek, habis bir ruhun yaymış olduğu dalga, dimana gelirse sirayet eder, kalbi kalbine gelirse inikas eder, ruhu ruhuna gelirse insiba eder. Sibgatullah, Allah'ın sibgası, Allah'ın boyası, peygamberlerde vardır. Onun için bir kademde, bir sohbette sahabeyi hemen değiştiriyormuş. Sibgatullah var, boyuyor. Peygamberlerde sibgatullah var. Hemen. Ruhtan ruha. Evliyalarda ve asil imamlarında inikas var. Kalpten kalbe. Nuranilik. Tık tık tık. Şöyle diyeyim. Bu ayna düşün. Ben gözüksem. Oraya yansır mıyım benim resmim böyle? He? Hayır. Yansımam yani. Peki bu aynaya güneş vursa yansır mı? Yansır. Ha, kalp nurani ise senin kalbine vurur, senin çocuğuna da yansır. Demek ki ruhlar arası ilişkiler, sibgatullah, kalpler arasındaki ilişkilere inikas,
akıllar arasındaki ilişkilerini de sirayet. Ben şimdi size sirayet ediyorum. Eğer benim kalbim fasık ve ehli bidâ isem, siz bu doğru şeyleri okuduğum halde Risale'den, benim sohbetten, beni dinlemekten, benim sesimi dinlemekten rahatsız olursunuz. İki sebebi vardır. Ya siz rahatsız oluyorsunuz veya siz de şeytanınız, nefsiniz rahatsız oluyor. O zaman insanlar yanlış şeylerden korkuyor abi. Mesela ya. Şeytandan, cinden kaçan zatlar olmamış. Yani tam tersi onlarla mücadele etmişler. Ama ruhu bozulan berbat insanla bir araya gelmemek için hep onlardan kaçmışlar. Evet, büyük zatlar öyle. Ruhu fasit insanlardan hep kaçmışlar. Nasıl bir sıra? Tabii evet. Sigara içmediğin halde, sigara için yanında otursan sana sirayet eder. Siner seni. Şimdi manyetizma okusan var ya bak. Manyetizma ayeti bir cümle okuyayım da ne demek olduğunu şimdi daha iyi anlasın. Bak. Manyetizma, Risale'de geçiyor. Şimdi cep telefonu anlatacağım bak. Lemalar 135. Daha bu bitmedi de örnek vereceğim. Sirayet yeri gelmiş. Dinliyor musun? Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede. Cam değil mi? Bak bu plastik. Cam. Cam deyince lavabodaki cam zaten. Ayna demedi. Cama. Cam diyor. Ayna demiyor. 135 levalar ben uydurmadım. Nasıl ki diyor bak. Bazı adam, her adam değil. Manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede. Cam. Bak buraya bakıyorum okuyayım. Alemi misale karşı, buraya şey yapınca, alemi misale karşı hayalinde buraya bakmaktan, burada değil burada, bir pencere açılır. Hani Facebook. O aynede, Facebook mesela, o aynede çok acayip, çok acayip bir müşahede eder. Allah Allah. Müşahede eder aynada. Şey camda. Camda, camda. Ayna demiyor. Cam. Acayip bir müşahede eder. Allah Allah. Buyur musun? O aynada çok, çok garayip bir müşahede eder. Halbuki o aynede değil. Şimdi cam aynaya döndü. O ayna, bu aynada değil gösterme noktasında. Belki aynaya olan dikkati nazar, Facebook'una girmesiyle, vasıtasıyla aynenin haricinde, bunun dışında, burada, haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Pencere, ha bak, bunu yaparken buraya açıyorsun gibi zannediyorsun, buraya açıyorsun. Vay be. Bak pencere, daha ne desin ya? Dosya. Yani cep telefonundan bahsetmiş olabiliriz. Cep telefon. Açık bir şekilde ya. Yani. İnternet. Değil mi? Bir de cep telefonu yazmadı kalmış yani oraya. He. Bir de Facebook yazsaydı. Cep telefonu yazsaydı Türklere hitap ederdi. Handy yazsaydı Almanlara hitap edecekti. Handy diyorlar değil mi? Evet. Handy. Şimdi Allah aşkına cep telefonu değil mi bu? Televizyon da olabilir değil mi? Tabii. Aynen. Televizyon da aynı. Doğru, pencereler diyor ya. Pencere. Pencere, verla şey o Avusturya'ya aç, Hollanda'ya dön. Hayalinde pencereleri açılmış görüyor, aynaya, cama dikkat edince. Sonra? Bilgisayarda Windows diyorlar ya, pencere demek zaten. Evet. Windows pencere mi diyor? Tamam. Allah Allah. Pencereler. Vay bilmiyordum. Windows pencereler demek ki. Pencereler abi. Açıyorsun yani. Pencereyi açıyorsun. Camdan pencere açıyorsun. O zaman Mesnevi Nuriye'yi ver. Onun içindir ki bazen nakıs... Ver. Ver Mesnevi. Sen şey yap. Çünkü külliyatı fazla irfan aşın olmadığı için külliyatın ince ve kalınlığını bilmiyor.
Biraz enaniyetine vurayım, şaka diyorum. Bu kitap bir şey kalır mı? 123'te. Vuruyorlar, hala bir şey kalmıştı. Bak. Şimdi Windows pencereler demek. Burayı da okudum. Şimdi dinleyin. Bak şimdi, şimdi dinleyin ve öpmeyecek misin? 123. Mesnevi Nuri. İlem eyyel aziz. Küre arzı bir köy şekline sokan. Öyle bir şey olur mu? Bu yazılır mı? Mesnevi külliyattan önce yazılmış. 1908 ve 10 civarları. Aslı. Küre arzı bir köy şekline sokan. O zaman bu denilir mi? Dünya bir köy olacakmış. Şu medeniyet-i sefiye ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Gaflet perdesi kalınlaşmış. Ne yapacak? İşte dün işte. Dinledin de gafuru. Naklettiği adamı da dinledin. Üç tane çocuk anası başını saçını açıyor kapalıyken. Namazı da bırakıyor. Facebook'lardan inmiyor. Başanmak istiyor. Üç çocuk anası. Niye? Bak şimdi. Küre arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefiye ile gaflet perdesi çok kalınlaşmıştır. Tabiri gafletin düzeltilmesi büyük bir himmete muhtaçtır. O insanı düzelmesi için çok ciddi bir el lazım ona. Tabiri büyük bir himmete muhtaçtır. Kendisinden değil, harici bir el lazım ona. Kendi çıkamaz. Bak altını söyle. Ve keza kendisi girdi ama o işe. Ve keza iyi dinleyin burayı. Facebook mu değil mi? Beşeriyet ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezler açılmıştır. Facebook'lar açılmıştır. Beşeriyet ruhundan şuradan dünyaya nazır dünyayı gösteren dünyaya nazır dünyaya nazır ruhunda dünya pek çok menfezler açılmıştır. Bas diyecek, ne yapıyorsun lan, manyak mı yani? İşte her adamlar işte. Bak. Pencereler menfezler açılmıştır. Peki ne yapacak? Nasıl kurtulacak? Şartını da söyle bak. İlk önce yaptığın hatayı söyledi. Sonra ruhuna olduğu şeyleri söyledi. Şimdi tek çıkış yolun var. Başka yok. Neymiş? Bunların kapatılması. Bu dosyaların, hani böyle yapmıştın ya. Kapat, 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 kapat. Tamam lan. Tak. Şuradan kapatıyorsun. Yapabilmesi için. Bunların kapatılması, yani dosyaların pencerelerin kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müessel olur. Allah'ın lütfunu celbetmekten başka şansın yok. Doğru adım atacaksın. Men yaşa, Allah istediğine hidayeti veriyor. Diyor ki Allah, ben hidayeti istediğime veriyorum. Ne demek o? Benim suçum ne? İstediği gibi ol, hidayet otur. Allah'ın, anladın mı? Allah diyor ki hidayetimi istediğime veriyor. Anlıyor musun? Ben ters okuyorum kitabı. Hidayeti istediğime veriyorum. Bana vermediyse benim de suçum var. Kader. Şu, cevabı şu. Bir daha. Hidayeti istediğime veriyorum demek, Allah'ın istediği gibi olmak hidayetin kendisidir. Allah'ın istediği gibi olursa hidayet olur. Ha, bunların bak binaenaleyh bunların kapatılması bu dosyaların Windows'un ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müessel olur. Yani Allah'ın dediği gibi yaşarsan hemen acilen adım atarsan tamam hemen ne yaparlar insanlar suyu büyü olmuştur. Oğul öyle sihir büyü olmuş ki hocalardan, nuskalardan ne arıyorsun? Ne? Onlar artık demode olmuş. Abdülhamit'ten kalmadı o. Nuska yapmak, işte
tütsü yapmak, yok eve domuz yağı sürmek, onlar eskiden, ne diyorsun ya? Domuz yağına sürmeye gerek yok ki. Domuz yağını sürmüş zaten. Domuz yağını zaten sürüyor. Domuz yağına gerek yok. Sihir yapmaya gerek yok ki. Facebook tamam sihirdir. Facebook sihirdir. Instagram sihirdir. Televizyon sihirdir. Cep telefonu sihir. Ne demek sihir? Seni senden edendir. Seni sen eden değil. Seni senden eden şey sihirdir. Seni senden etmiş. Seni aileden etmiş. Daha ne sihir arıyorsun kardeşim? Açık saçılıyorsun, namazı terk ediyorsun, üç çocuk annesi terk ediyorsun. Ne daha domuz yağı arıyorsun ya? Ha işte bu. Facebook'larda menfezler açılmış diyor. Nasıl mı söyleyecek? Diyor işte, nasıl öpmeyeyim? Bu nasıl bir kitap? Bu nasıl bir şey ya? Ne çareyi de söylüyor diyor ki bunların kapatılması la pencereyi söylüyor da kapatılması. Öğrenilmesi demiyor öğren diyor. Nuskayı bozmayı öğren falan demiyor bak. Bu pencerelerin kapatılması diyor. Bunu diyor işte. Kapatın ancak Allah'ın lütfuna lütfuna mazhar olanlara müessir olur. Allah'ın lütfu nerededir? Yağmur nerededir kardeşim? Ağaçların çok olduğu yerdedir. Allah'ın adetidir. Ağaçları dikerseniz yağmuru celbedersiniz. Ağaçları kesip de dua etmek, ya Rabbi yağmur ver, iftiradır Allah'ın adetine. Allah'ın fiiliyatına isyan edip Allah'tan yardım istenmez. Allah'ın fiiliyatına, ef'al alemine isyan ediyorsun. Ağaçları kesip yağmur istiyorsun. Tamam. Haram kazanıyorsun, haram yiyorsun, çocuğuna yediriyorsun. Kemiklerinden, haram sülbünden olan çocuktan hayırlı ve doğru çocuk bekliyorsun. Ya yalan bu Allah'ın fiiliyatına iftiradır ya. Anlıyor musun bak neler var? Ya benim işim gücüm bu kardeşim bu. Bunları yazan bir insan, yani yazan. E demek bir ihtiyaç duyuyor değil mi? Merak ediyor. Nereden çıkartıyor? Tipi tipten. Eskide tipi tip vardı. Burnu büyük böyle. Sarkız bizim. Bak, 2. emirden 157'den yazmışım bak. Üşermeden. Niye oradan yazıyorsun? Hoşuma gidiyor. Ha? Risale'nin talebesi yazar, okur, dinler. Yaparsa bu unvanın emir talebesi olur. Anladınız mı arkadaşlar? O aynada, camda garibi müşahede eder. Neyi? Bir daha söylüyorum. Orayı seyrettiğini zannediyorsun, burada açıldı. Oo leylim ley. Bir de böyle yaptın mı? Bir de böyle yaptın mı? Bir de böyle yaptın mı? Velad dalin abi. Dört canipten. Evveluhu, ahiruhu. Evveluhu, adam, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu, veled dalin amin. Her kişi niyetine gömülmüştür. Öld. Ben hikaye bahsetmiyor. Bunlar benim için realite. Şu vallahi bardak nasılsa böyle kesin bunlar. Hani bazen arıyorlar ya abi, üç çocuk annesi, dört çocuk annesi diyorlar. Bu üç çocuk ne vardı da bir aradaydılar abi? Bundan sonra aralarına ne girdi ki her şey bitti? Evet. Aferin. Devam ediyor. Erva habisi iken adam kendilerini erva tayibi zannettirip belki kendilerine bazı büyük veliler namını verip İslamiyet'in esasatına muhalif sözlerle zarar vermeye çalışabilirler. Hakikati tahir edip saf dilleri tam aldatabilirler. Mesela ben lisedeyken duymuştum. Bizim yatılı bölümde vardı okulun. Orada akşam masaya cinler çağırırlardı. Gençler, akıbetleri ne oldu? İkisi intihar etti, bildiğimi söylüyorum. Çağırırlardı. Ey Abdülkadir Geylani'nin ve İmam-ı Rabbani'nin, bilmem şeyin,
Ruhu, geldinse bu bardağı yürüt. Bardak yürüyor. Geldi. Bize tavsiyen var mı? Sayılar da var. Namaz kılalım mı? Yok. Evet. 1, 2, 3, 10'a kadar sayılar. Bardak gidiyor yoka. Namaz kalktı sizden. Ne sormak istiyorsunuz? Ruhu çağıralım. Burada yaz. Mesela şu kızla evlenelim mi evlenmeyelim? Yapıyorlarmış. Evlen, evlenme. Duruyor. Bardak da orada. Burada. Şeyh tabi. Bir X isim almayacağım bir saat. Diyeyim hadi. İbrahim'i Desuki en acayip bu konuda uzmanı söyleyeyim bari. Ahmedi Bedevi. Peçeyle dolaşırdı kadınlar gibi. Çünkü onun simasını gören bayılıyormuş, ölen varmış. Nurundan dolayı. Ruh hepten açığa çıkmıştı. Ruh yansıyordu. Onun için ölen olmuş. Onun için peçeyle dolaşırdı. Peçeli. Ahmedi Bedevi. Yaptı ya bu kızla evleneyim evlenmeyeyim. Bu işi yapayım yapmayayım. Sanki İslamiyet'in zahiri hükmedecek hükmü kalmamış. İslamiyet bu konuda konuşmamış. Hüküm vermemiş. İşimiz kalmış. Bu işlere yani. Ondan sonra evlen evlenme. Bardak orada. Ahmedi Bedevi'nin ruhu gel bize. Onun gerizekalı Selim Hasan'a mı gelecek? Latar. Geldi. Tak tak tak. Üç defa bardak oynuyor ki. Ha. Ben bu kızla evleneyim evlenmeyeyim. Hop evlen. Tamam evlen. Dalina. Kimmiş bu? Kimmiş oldu? Bunu anlattım şimdi okuyorum. Erva habiseyken kendilerini erva tayibe alçak bir ruh iken iyi bir ruh gibi zannettirip belki kendilerine bazı büyük veliler namını verip İslamiyet'in anlıyor musun şimdi okuduğumu şimdi bu misalden sonra büyük veliler namını verip İslamiyet'in esasatına muhalif sözlerle zarar vermeye çalışabilirler. Hakikati tahrip edip saf dilleri tam aldatabilirler. Oysa Allah diyor, kurallar var. İyi insan seçin. İyi insan kimdir? Tesettürü var mı? Namazı var mı? Soyu nasıl? Tamam. Misal, aynadaki güneş dese, ben bütün varlığı kuşatan güneşim dese ve ben dünyadan da şu kadar büyüğüm dese, aynen bu misal gibi. Bir peygamber güneş gibi hakiki makamındayken o ispiritizmanın veyahut medyumun cam parçası hükmündeki istidadına ispiritizmanın veyahut medyumluğun cam parçası hükmündeki istidada göre bir cilvesinin tezahürü yani cam parçası neymiş? İstidat. Bak bir peygamber güneş gibi hakiki makamındayken o ispiritizmanın veyahut medyumluğun cam parçası hükmündeki istidadına göre bir cilvesinin tezahürü o hakikat namına konuşamaz. Eğer konuşsa 100 derece muhalif olur. İspiritizmanın ve medyumluğun o mazardaki cüzi cilvesi vahiy mazarı olan o manevi güneşin kutsi mahiyetine hiçbir cihette kıyas olamaz. Niçin? Çünkü esfel-i safilindeki bir cam parçası manen Allah iyiliğinde olan o manevi güneşin hakikatını yanına getiremez. Mesela adam şey için bu ses kaydını o zaman kaldırayım öteki kata şey bunu kaldırayım ki beni de arayamasınlar kimse. Şimdi çağırıyorsun diyor. Böyle bir alçak bir ruhlar alçak bir ruhlar. Geylani'nin ruhunu çağırıyorsun. Ha buraya gelecek. Kim kimi çağırıyor? Hem de çağırıyorsun ha gitmiyorsun. Bak diyor ki ispiritizma veya medyumluğun cam parçası hükmündeki istidadına göre bir cilvesinin tezahürü. O hakikat namına konuşamaz. Eğer konuşsa 100 dereceye muhalif olur. İspiritizmanın veya medyumluğun
O mazardaki cüz'ü cilvesi, vahiy mazarı olan o manevi güneşin kutsi mahiyetine hiçbir cihette kıyas olamaz. Çünkü, iyi dinle bak, esfel-i safilindeki bir cam parçası hükmünde olan bir insan düşün bu takozlar. Manen Allah iyiliğinde olan o manevi güneşin hakikatin yanına getiremez. Getirmeye çalışmak da hürmetsizlikten başka bir şey değildir. Ancak onun makamına karip olmak için, ona yakın olmak için o zata, Ahmed-i Bedeli'ye, Celaleddin-i Suyuti ve bir kısım evliyalar gibi seyri sülük ile terakki ederek ve manevi güneşin sohbetine mazhar olunur. Fakat böyle terakki, Risale-i Nur'un ispat ettiği gibi peygamberlerin velayetiyle bir nevi sohbeti kendi derecelerine göre ve kendi istidatlarına derecesine göre olur. Mesela peygamberlerin rüyada gözükmesi veya büyük zatların onun hakiki şahsiyetiyle değildir. Senin ona aynadarlığın yakınlığı nispetinde sana gözükür. Mesela bir kişi Allah Resulü'nün her görüşte farklı görür. Farklı görür. Bazen sakalsız görür. Bazen böyle görür, bazen... Çünkü ben bir aynayım diyor, herkes kendisini bende seyreder diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam. Bu söz denilemez ha. Normal bir söz değil. Düşünebiliyor musunuz? Diyor ki, 1400 sene önce, ben bir aynayım, herkes kendisini bende seyreder. Normal bir söz mü? Ben sana nasıl aynayım? Sen kendini, tamam, kıyas edersin ama sen kendini bende nasıl görürsün? Bunu girmek istemiyorum buna. Bu başka bir şey ya bu. Bu insan başka bir şey ya. Bu söz başka bir şey yani. Bu ne diyor ya? Ben aynayım diyor. Herkes kendisini bende seyreder. Acayip oluyorum peygambere ya. Yani bir düşün. 1400 sene önce bu denilecek laf mı? Şimdi de düşün. Ben nasıl aynayım sana ya? Ha kıyas edersin. Namaz kılmıyorsan ben de namazı görürsün. İşte yazıyorsam sen ben de yazayım diyorsun. Yani böyle değil ki. Ruhsal yapını da seyrediyor musun? Demiyor muyuz? Ya ben bu adamı görünce rahatsız oldum ya. Vallahi kendimi perişan hissettim. Pejmünde. Aynı olan sen plaja git. Evliye hissedersin kendini. Bambaşka ya. Risale-i Nur'un ispat ettiği gibi peygamberlerin velayeti bir nevi sohbeti kendi derecelerine göre ve kendi istidatlarının derecesinde olur. Anladınız mı bunu? İşte onu anlattım işte. Fakat nübüvvet hakikati velayette ne derece yüksek ise İspiritizma vasıtasıyla terakkiyat-ı ruhiye cihetiyle mazhar olunan sohbet ve muhabere dahi hiçbir cihette hakiki peygamberlerle muhabereye yetişemeyeceğinden yeni ahkam-ı şeriye medar-ı ahkam olamaz. Evet, dinden gelmeyen, belki felsefenin hassasiyetinden gelen, bak, dinden gelmeyen, anlıyor musunuz konuşmayı? Dinden gelmeyen, belki felsefenin, düşüncenin his seviyesine ilerlemesinden, belki felsefenin hassasiyetinden gelen celbe ervah da, yani ruhları çağırmak yöntemdir. İlmidir böyle, maneviyata gerek yok. İlmidir, ruhlar arasında ruhunu çağırmak, ruh. Ha işte cini çağırdı. Evliya mıydı bu çocuklar? Yok, zaten onlar bekliyor böyle serserileri. Felsefenin hassasiyetinden gelen celbe ervah da hem hilaf hakikat hem hilaf edep bir harekettir. Yani hilaf edeptir, hilaf hakikattır. Sen Beyazıt-ı Bestami'nin Muhyiddin Arabi'nin ruhunu çağıracağız. Oyuncak masası. Çünkü Allah iyiliğinde ve kutsi makamlarda olanları esfel-i safilin hükmündeki masasına ve yalanların yeri olan oyuncak tahtasına, ha buraya, oyuncak tahtasına getirmek tam bir ihanettir ve bir hürmetsizliktir. Adeta bir padişahı kulübeciğine çağırıp getirmek gibidir. Belki aynı hakikat ve edep ve hürmet ve istifade olur ki, nasıl yapacağız peki?
Etmeyecek miyiz istifade? Nasıl yapacaksın? Celaleddin-i Suyuti veya Celaleddin-i Rumi ve İmam-ı Rabbani gibi zatların seyri sülük ruhanileri gibi ruhen terakki edip seyri sülük ile yükselerek sen yükseliyorsun ve o kutsi zatlara yanaşmak ve istifade etmektir. Onlara yanaşacaksın. Yani öyle şey de yok. Hani eğer istiyorsan yolu bu. Ama ben yükselemedim. Ya İslamiyet yeter sana. Böyle bir şey sana emretmedik İslamiyet. Sen peygamberle gidip sohbet edeceksin. Üstad diyor ki Risale okursanız benimle 10 defa daha ziyade sohbet etmiş olur. Yani böyle bir şey hani yapıyorsanız diyor yolu böyle değil diyor. Ama bu ders bize böyle yapın. Celaleddin-i Suyuti gibi olun, Celaleddin-i Rumi gibi olun ki Resulullah ile sohbet edersiniz. Böyle bir ders yok burada. Böyle bir vazife de yüklenmemişiz biz. Allah Resulü ile sohbet etmek istersen namaz kıl, oruç tut, Kur'an oku. Kur'an okumak için Allah ne diyor? Benimle sohbet etmek gibidir diyor. Demiyor mu? Hatırladın mı şu hadisi? Allah ile sohbet etmek, ondan sonra Kur'an okumak gibidir. Ha yükselerek, o sülük ruhani gibi seyri sülük ile yükselerek o kutsi zatlara yanaşmak ve istifade etmektir. Rüyayı sadikada ervah habise ve şeytan peygamber suretine temessül edemez. Peygamberi yandan görmüş, arkadan görmüş, sesini duymuş. Şeytan girebilir. Yalnız sima şu yüzünü görmen lazım, yan değil. Fakat celbi ervahta, yani şu masada, ruhları çağırmada, ervah habise, belki peygamberlerin lisanını, lisanen ismini kendine takıp, sünnet-i seniyeye ve ahkam-ı şeriye muhalif olarak konuşabilirler. Eğer bu konuyu nasıl anlarız? Yani bu gelen bazı haberler var mesela diyelim. Haber getiriyor cin. Doğru olup olmadığını nasıl anlarsın diyor. Bu konuşması şeriatın ahkamına ve sünnet-i seniyeye muhalif ise tam delildir ki o konuşan ervah habisedir. Ahkamına ve sünnet-i seniyeye muhalif ise tam delildir ki o konuşan ervah taybe değil, mümin ve Müslüman cinni de değildir. Kim o? Ervah habisedir. Bu şekilde taklit ediyorlar. Ervah habisedir, anlarsın. Şimdi ben burada bırakıyorum. Neyi konuştuk bugün? Eskide kahinlik, şimdi medyumluk, felsefedeki adı ispiritizme olan cinlerle muhaberenin ervah habise, o kişi, mesela cinlerle, kahinlikle, yani bu tür şeylerle meşgul olan insan, konuşma yapsa, video yapsa, onu YouTube'larda yayınlasa, onun ruhu sanatı vasıtasıyla bize sıçrarsa, onun adı ervah habisedir. Yok, iyi bir insan, takvalı bir insan, sohbeti, ifadesi, davranışı, bir hatırası, böyle bir konuşması, o ervah habisedir. Kısacası benim şu dersim, tam doğru olan Risale-i Nur konuşuyorum ama eğer ben bunları dediğim halde ben cinlerle uğraşıyorsam, ben bu pisliklerle meşgulsam, tövbe estağfurullah ya. Benim söylediğimle yaptığım farklı olacağından benim ruhum ervah habisedir. Yani habislerle doludur. Benim doğru okuduğum Risale-i Nur olduğu halde beni gördüğü zaman ve sesimi duyduğu zaman rahatsız olur. Haklıdır. Çünkü doğru konuşuyor ama ruhu fasit. لِمَ تَقُلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadığın şeyi niye söylüyorsun? Peki ne yaptım o film? Masum bir film. Belki de bir köyün resmi. Bir video yapmışım ama yapan benim. Ona ervah habisim. Yani ben yaptığım için fikrim karışıyor. Yaptığım işe elim karışıyor. El hareket ettiren ruhtur, histir, kalptir, akıldır. O zaman İyiysem ervah haliye, kötü bir insansa ervah habise. Ondan sonra sıçrıyor. Televizyon ve Facebook, Instagram'da meşgul olanların
sıkıntısının sebebi budur. Sen ruhunu pisliklerle yediriyorsun, besliyorsun. Niye sıkılıyorum diyorsun. Allah Allah. Üzerine su döküyorsun. Niye ıslandım diyorsun. Ağzında şeker var. Niye lezzet alıyorum diyorsun. Suyun içindesin. Niye ıslandım diyorsun. Onun gibi. İstemiyorsan, koku duymak istemiyorsan postatif kuyusunu kapanı kapat. Telefonlardan, Instagram'lardan, Facebook'lardan, televizyonlardan elinden geldiği kadar uzak dur. Ruhunu selamete getir. Sıkılmak ruhsaldır. Ruhsal gıda budur. Elem duymanın sebebi de budur. Akıllı ol. Sıkıntı bu. Sıkıntıdan kurtulana kadar gayret ediyor. Sıkıntıdan murat kurtuldu mu gene aynı şey düşüyor. Peki. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavatı.